Can dur. Dur. Eğer onu atarsan bir daha seninle konuşmam bak. Hiç. Zaten konuşmuyorsun ki. Zaten sevmiyorsun ki artık sen beni. Olur mu hiç öyle şey oğlum? Hadi gel. Gel yanıma. Anne. Bir şey söylesene Yaşan. Can bak annen de geldi. Hadi gel evimize dönelim. Hadi oğlum. Yalan söyleme. Biliyorum ayrılacaksınız bir kere. Ama bunu atınca ayrılmayacaksınız. Bir şey desene Yaşan. Can. At onu. At onu Can. Can. Cengiz biz gidiyoruz. Tamam. Tamam siz gidin ben hemen geliyorum. Cengiz. Biz gidiyoruz. Eyşan. Eyşan. Eyşan gitme ne olur. Ha, gitme dedim Eyşan. Sizin için yaptım. Senin için yaptım. Oğlum için yaptım ya. Eyşan lütfen. Gitmeyin ya. Can. Gitmeyin. Baba. Oğlum. Oh, oğlum benim. Nasıl girdin buraya? Nasılsın Kerpeten abi? İyi. İyiyim. Ömer. Sen nasılsın? Sağ ol be abi. Öldüm ben. Abi bir şey soracağım ya. Sor tabii Ömer. Niye öldürdün beni Ali abi? Diğerlerini anladım da. Sen Ali abimdin ya benim. Sen beni her şeyden korurdun. Korumaz mıydın? Korurdum. Korurdum. Abimdin sen benim ya. Dahası var mı? Nasıl kıydın bana Ali abi? İçim hiç mi sızlamadı Ali abi? Niye öldürdün beni? Niye? 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 Öldün lan sen. Öldün bir kere. Öldün. Silah sesi duyunca koştum. Ne arıyorsun sen sabahın köründe burada? Gece dışarıdaydım ben. Dün öyle adamlar gidince ne olur ne olmaz diye dışarıda bekledim.
Her taraftan bir çıkıyor. Her kafada bir ses. Kime güveneceğim lan ben? Bana güvenebilirsiniz Ali Bey. Siz biz yok lan. Gözümün içine bak. Adam gibi söyle. Bana güvenebilirsin abi. Bana güvenebilirsin. Burak'ımız kimdir ya? O adamlar var ya. Bir senedir benimle olan var. Ne istiyor o herif benden? Şeyle bir alakası var bunun. Ömer'le. Kafam çatlayacak gibi lan. Bana kerpeten abi dedi ya. Duydum. Bana kerpeten abi dedi. Fark etmedim. Senle Ömer arasında bir bağ kurdu. Madem Ömer'i hatırladı, o zaman ben değilim. Ömer bitirecek Ali'nin işini. Bahçesi yapayım diyorum eve. Rengarenk. Hepsiyle uğraşırım tek tek. İsimler veririm. Büyütürüm hepsini güzel güzel. Ne diyorsun? Çok vaktini alır diyorum. Alsın. Vakitten bol ne var? Ne düşündüm biliyor musun? Tibet. Benimle Tibet'e gelmek istemez misin? Bu mevsimde çok soğuk oluyor diye duydum. Kalın giyiniriz. Bak hayatta yapmak istediğim şeylerin listesini yaptım. Uçak kullanmayı öğreneceğim bir kere. Sonra paraşütle atlayacağım. Kullandığın uçaktan atlamazsın inşallah. Ya dalga geçme. Hayal kuruyoruz burada. Vakıf açacağım sonra hasta çocuklar için. Bir sürü hayat kurtaracağım. Kendi çocuğun olmayacak mı? Olmaz mı? Üç tane. Su, ateş, toprak. Deli edecekler beni. Böyle bir çiftliğimiz olacak. Sonra hayvanlarımız olacak. Onların da isimlerini sayayım mı? Ya ben yok muyum? Sen yoksun. Gitmişsin. Hani o eski aşkın var ya, yine onunla berabersin. Mutlu muyum bari? Yok ya, çok pişmansın. Nerede bahar, nerede bu kız? Mumla arıyorsun beni. Çünkü ben bir taneyim. Değil mi? E niye gittim o zaman? Çünkü ben sıkıldım senden. Çünkü ben öyle istedim. Tamam mı? İyi olacağım dedim. Beni merak etme dedim. Tamam. Sen de söz dinledin gittin. Beni çok özledin ama. Senede bir gün buraya geldin. Beni hayal ettin burada. Şimdiki gibi. Olur mu? Bahar. Olur da Ezel. Olmayacaksa da olur de.
Hadi. Ya hiç yalan söylemedin mi hayatında? Bir kere de benim için söyle. Yalan falan söylemeyeceğim. Gittiğince de gitmeyeceğim. Oyun bozan. Sıkıldım ben senin oyunlarından. Oyun yok demiştin. Hani birbirimize doğruyu söyleyecektik? Olur, sen başla. Of. Sıkışınca yine mi gidiyorsun? Evet, hadi. Söyle. Bu mu çıkacak ya benim başıma? Ben bir de bu kızla mı uğraşacağım? Uğraşmayacaksın mı? Hayır, uğraşmayacağım. Ben bugün varım, yarın yokum Kamil. Ne diyeceğim bu kıza? Yalan söyle. İntikam için söylüyoruz. Anlamıyor musun Kamil? O intikam var ya, onun için bir zaman gelecek, ben bu kızın kalbini kıracağım. Yardım edeyim derken her şey daha beter olacak sonunda. Güzel. Kız ölüyor. Daha beter olmaz. O zaman elimizi çabuk tutalım. Yapmamız gerekeni yapalım. Daha fazla zarar vermem. Tevfik Ali'nin yanında mı? İyi. Ali'yi indiriyoruz bu gece. Hem de tek kurşun atmadan. Öbür taraf? Zembereyi kurduk. Eyşan adım adım gelecek bana. Çok iyi tanıyorum bunu. Birinin onu beğenmesi gerek. Onu sevmesi gerek. Ne kadar ileri gideceksin? Asıl soru, o ne kadar ileri gidecek? Babası. Baba. Ne diyorsunuz siz? Ne dediniz demin? Mümtaz. Mümtaz Bey, ne oluyor dedim sana? Mümtaz Bey. Mümtaz. Mümtaz Bey. Mümtaz Bey. Gözün üstlerinde olsun. Şu işleri burada yapma ya Ali. Hani yap, yapman gerekiyorsa da ben görmeyeyim. Gözünü kapa o zaman. Süre kabına çıkıyoruz farz et. Neymiş de vallahi bunun suçu? Arazime girdi. Bu bizim kumarhane işiyle mi alakalı? Vurunca anlarız. Dur. Gitmeden sana iyi haber. Mert haberi çıkarmış. Bu mu iyi haber? Ömer bize son bir kıyak yapmış. Bir mektup var diyor burada. Mektup mu yazmış Ömer? O mektup bizim en büyük güvencemiz Ali. Ömer'in itirafı, kendi ağzından arkadaşlığın kralını yapmış bize, ha? Kes sesini. Ne? Yok, sana demedim. Niye yapmış Ömer? Utançtan. Niye utansın ki? O bir şey yapmadı. Kendi yaptığın şeyden utanmazsın ki oğlum. Başkalarının senin yaptığını sandığı şeyden dolayı utanırsın. Kendinden düşün. Katil adam utanmaz. Ama utanç... adamı katil yapar. Cengiz. Bildiğin yok. Bu dersi de iyi öğrenmişsin ya. Hangi ders o dayı? Beni seven herkesi kendimden uzaklaştırma dersinde. Hayatta öyle şeyler vardır ki yani mutlaka yapılmaları gerek. Ama
yapılması için mutlaka yalnız yapılmaları gerek. Yalnız. Sen söyle o zaman dayı. Bu kadar şeyi bilip de yapayalnız kalmak nasıl bir şeydir? Yani yalnız kalan bir adam hiç yalnızlığından kimseye bahsedebilir mi? Hayır. Bahsedemez. Yalnızlık yaşamda bir an, hep yeniden başlayan, dışından anlaşılmaz. Yalnızlık kocaman bir yalan, kovdukça kovulayan, paylaşılmaz. Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılırsa yalnızlık olmaz. Sana ders verdiğim yeri geçtik. Boynuz kulağa geçti. Çırak oldu usta. Şimdi ben seni dinliyorum. Söyle bakalım. Ne yapmam gerek usta? Dayı. Söyle usta, söyle. Ne yapmam gerek? Gitmen gerek dayı. Nedenmiş o? Fazla girdin işe. Ali peşine düştü. Ali kokuyu aldı dayı, vazgeçmez. Bulur seni. Beni bulursa? Seni bulursa beni bulur. Beni tehlikeye atmamak için ortadan kaybolman gerek dayı. Dayı, içimden bir ses boş durmayacağını söylüyor. Yani hayatta öyle şeyler var ki mutlaka yapmak gerek. Ama mutlaka yalnız yapmak gerek. Dayı, bu senin son görüşün değil. Anlıyor musun beni?
Çıkın. Çıkın! Sandığı ortaya çekmişler. Bana bırakmış. Hediye. Sen beni göremezsin. Ama ben seni hep göreceğim. Uzun bir yol gittim. Ama nereye gidersen git, en başa döneceksin. Dayı. Ali Bey, hayırlı olsun yatınız. Şunu da imzalarsanız. Ne? Ödemenin şeyi. Kalanının şeyi. Senetleri. Ne lan, lodos yemiş gibi öyle ha? Arkana dön. Eğil biraz. İmzalarız tabi lan. Al bakalım. Ali Bey, telefon var. Gel gel, bugün sen bile bozamazsın keyfimi. Çek bakalım bir fotoğrafımı. Asrın fotosu. Buyurun, Kaptan Ali. Nereye bağlayacaksın? Azizi'ye nesi? Azizi'ye cezaevi. Kim arıyor? Bağla. Ali abi. Ömer. Benim Ali abi. Nasılsın? Ali abi, niye bir şey demiyorsun? Sesimi duyduğuna sevinmedin mi? Ali abi, niye konuşmuyorsun? Utanıyor musun? Diyeceklerim var. Sana mı diyeyim, başkalarına mı? Ha? Yoksa yüzüme bakacak kadar erkek değil misin? Ha Ali abi? Hadi. Bekliyorum. Bir tanesin. Çağırınca hemen gelirsin yanıma. Ali abimsin benim. Ben kavga etmeyi senle öğrendim. Ben mertliği senin yanında öğrendim. Ben karşındakinin gözünün içine bakıp doğruyu söylemeyi. Korksan da, utansan da, doğruyu söylemeyi senden öğrendim. Yaptın mı? Sattın mı beni? Evet. Ali abi, sen bana kıymazsın. Eyşan nasıl alet oldu? Eyşan'ı ne yap?
Cengiz mi? Onun başının altından çıktı değil mi? Eyşan o mu zorladı? Öyle değil mi? Evet. Cengiz yaptı. Güvenlikçiyi sen mi vurdun? Evet. Kaç para? Kaç paraya katil olunur? Kaç paraya kardeş satılır? Çok. Çok paraya. Niye? Niye Ali abi? Herkesi anladım da. Niye? Ali abim niye? Ömer. İyi dinle beni. Şunu demek için geldim buraya. Eğer konuşursan, eğer birine bir şey dersen, sen içeridesin. Annen dışarıda. Babam dışarıda. Kardeşim dışarıda. Ne kazandıysan hepsini kaybedeceksin. Sen Ali abi. Nereye gidersen git. En başa döneceksin. En başa döneceksin. Kimse güvenmeyecek sana. Kimse inanmayacak sana. Kimse kalmayacak yanında bir gün. İşte o gün var ya. Ölsem seni bulacağım. Ölsem yapışacağım yakana. Duydun mu? Ali abi. Nereye gidiyorsun kardeşim? Kaçıyorum. Kimden kaçıyorsun kardeşim? Ömer'den. Ömer'den kaçıyorum. Nereye kaçıyorsun kardeş? Bilmiyorum. Daha güvenli bir yere. Öyle bir yer yok Ali. Çocuğu duymadın mı? Duydum. Ne dedi? Söyle ben de duyayım. Lanetledi beni. Ömer lanetledi beni. Kerpeten Ali. Geliyor. Ömer geliyor. Senin için geliyor. Kes sesini. Ali Bey. Daha iyi. Görmek istemiyorum dışarıyı. Şu anda kaç kişi benim durumumdadır acaba?
binlerce değil mi? Şimdi 1 milyon kadın aldatıldığını öğreniyor. Tam şu anda. 1 milyon da erkek vardır. Erkek aldatıldığında ihanete uğrar. Kadın aldatıldığında tercih edilmediğini anlar. Kadın olduğundan beri oynadığı oyunu kaybettiğini anlar. Erkek aldatıldığında kurbandır. Kadın onun cellatı olur. Ama kadın aldatıldığında suçlu hisseden yine o kadındır. Niye suçlu hissetsin ki? Çünkü öbür kadın kendinde olmayan her şey. Şu camın arkasındaki kadın... Silme. Onun hak etmediğini hak etmiş. Sevilmeyi. Gülüyorlardı. Gülüyorlardı Ezel. Gözümün önünden gitmiyor. Mutluydular. Tamam biz Cengiz'le hiç mutlu olmadık belki ama neşeliydik eskiden. İhanete uğramış gibi hissetmiyorum. Daha çok ihanet etmiş gibi kendime. Üzülüyorum ya. Çok üzülüyorum. Ne oldu bana? Nereye gittim ben? Ben hiç böyle bir insan değildim ki. Nasıl biriydin? Hatırlamıyorum. Sanki ben ölmüşüm de onlar yaşıyorlarmış gibi. Kızdım mı? Hayır, kızmadım. Kalbim kırıldı. Niye o ben değilim? Orada niye ben yokum diye. Anlıyorum. Utandım. Sanki ben çok kötü bir şey yapmışım gibi çok utandım. Çok da utanıyorum hala. Dışarıda onlar yok. Dışarıda harika bir hayat var. Sen utanılacak bir şey yapmadın Eyşan. Sen suçsuzsun. Sen... sevilmeyi hak ediyorsun. Ediyor muyum? Ömer. Şimdi biraz işim var. O iş bizden daha mı önemli? O iş ailenden daha mı önemli? Bir lanet var üstümde. Gitmiyor. Kafamın içinde o sesler var ya. Susmuyor. Selim bir iki adam getirmiş. Bakman için. Yaşlanıyorsun Ali. Bak herifler pusuya düşürdü seni. Sakin ol Ali. Sıyırma kafayı. Lanetlendin sen. Ömer bulacak seni. Sıkacak kafana bir tane. Bırak sıksın. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ha? Hayır. Daha değil. Daha değil. Gelsene Ali abi. Nereye? Otur. Anne.
konuşma. Otur. Anne ne oldu? O niye burada? Bana bakmaya gelmiş. Niye? Onu görmüş. Üzülürüm diye merak etmiş, dayanamamış gelmiş. Ona mı düştü ya seni merak etmek? Hayır, oğullarıma düştü. Ama onlardan biri katil, öbürü de kendi derdinde ya. Anne! O yüzden bir yabancının insafına kaldık işte. Çık yukarı da o mektubu getir. Ne mektubu? Burada diyor ya, Ömer'in sana yazdığı mektup. Çık getir dedim. Çocuk muyum anne ben ya? Getirmeyeceğim. Sen de artık mümkünse... Annenin dediğini yap Mert. Sıkkın senin. Ya. Üf abla. Üzülmüşsün işte bir şeye. Ne oldu anlatsana. Yorgunum ondan. Gerçekten yok bir şeyim var. Boş ver hadi sen keyfine bak. Çıkıp oynayayım mı arkadaşlarımla? Baydım artık çocuk yerine konmaktan. Büyüdüm ya. İyileştim de. Anlat ne derdin varsa. Yok bir derdim. Bak yine ne yapıyorsun biliyor musun? Sen ne anlarsın ki diyorsun. Hakkın yok bilmeye. Öyle saf saf her şeyden habersiz dolaş ortalıkta diyorsun. Öyle bir şey demiyorum. Diyorsun. Çıkma diyorsun o korunaklı dünyandan. Etrafından bir haber böyle mutluluk oyunu oyna diyorsun. Ne oyunu ya? Oyun mu oynuyorsun sen? Mutlu değil misin Bahar? Neler çektim sana o korunaklı dünyayı yaratabilmek için? Haberin var mı senin? Yok işte. Hiçbir şeyden haberim yok. Ne çektin? Bunca mutsuz olacak, çökecek ne çektin sen? Böyle yaşanacak ne çektin abla? Dün bugün ne oldu, neler oluyor, neyin var senin? Değecek bir şey mi bari? Kendinde bizde sildiğine değecek bir şey mi? Hepimizin üstüne serptiğin ölü toprağına değecek bir şey mi abla? En çok da seni kırdım Mert. Kardeşim, kimseyi suçlama. Kimseye kızma. Bana kız. Beni suçla. Seni terk ettim ben. Buraya gelmeden önce terk ettim ben seni Mert. Ben yaptım kardeşim. Hepsi doğru. Ben soygun yaptım. Adam öldürdüm. Ben suçluyum. Çok önce söylemeliydim ama cesaret edemedim. İstedim ki beni böyle değil de eski halimde hatırlayın. Öyle işler yaptım ki kim olduğumu ben bile bilmiyorum artık. Senden son bir şey istiyorum Mert. Beni öldür artık yalvarırım sana. Beni o gün öldür. O soygundan önce. O geceden önce öldür beni. Sonrası hep yalan. Sonrası hep kötülük. Beni hep bildiğin Ömer olarak hatırla. Artık ben yokum kardeşim. Öldür beni. Bitti mi? Bitti. İyi. Şimdi yak o mektubu. Yak dedim.
Yak dedim. Adam öldürmek, dünya yatsa onun yanında olacaksın. Ondan utanmayacaksın, ona sırtını çevirmeyeceksin. Bana bak. Böyle mi yetiştirdim ben seni? Böyle mi öğrettim? Ha? Ha? Yazıklar olsun, siz iki kardeşsiniz. Anne, abim... Siz iki kardeşsiniz. Ölüm sizi ayıramaz. Suç sizi ayıramaz. Böylesiniz siz. Yazıklar olsun, ikiniz. Bunu böyle yazana da, buna inanıp kardeşine sırt çevirene de. Ömer'in seni utandırdığından çok daha fazla utandırdın beni Mert. Yazıklar olsun elimizde. Anne. Odana çık. Yanımda istemiyorum şimdi seni. Odana çık. Utandırdın beni Ömer. Duyacak anne. Kim duyarsa duysun. 12 sene. 12 sene sensiz yaşadık. Seni öldü bildik. Arkandan yasını tuttuk. Her gün oğlanın odasından geçtiğim her gün o çocuğun ağladığını duydum abi abi diye. Sizi korumaya çalışıyordum anne. Olmaz olsun böyle koruma. İstemiyorum ben böyle koruma. Anne anlamıyorsun. Neyi anlayacağım? Kardeşin tek umudunu elinden aldığını mı? Bu aileyi yalan söyleyerek utandırdığını mı? Anana doğru dürüst sarılamadığını mı? İstemem, kalsın. Mert'e bir şey olmasın diye yaptım anne. Mert'e bir şey oldu. Gururunu kırdın kardeşinin. Ölürken yapamadığını yeniden dirilip böyle yaptın. Olmaz olsun böyle intikam, olmaz olsun böyle adalet. Öyle deme anne, bana neler yaptılar bilmiyorsun. Sana değil, sırf sana değil. Hepimize yaptılar. Ama bu aile dağılmadı. Bu yuva oğlunu geri istedi. Bu yuva Ömer'i hak etti. Seni değil, seni değil. Ömer'i. Ömer'imi. Senin yaptıklarını hayatta yapmayacak olan Ömer'imi. Sen haklıymışsın. Seni değiştirmişler oğlum. Seni bozmuşlar. Anne sen bari yapma. Annen kim senin? Hı? Ben değilim çünkü. Ezel miydi senin adın? Ben seni sevmedim. Sen git benim oğlum gelsin. Ona söyle. Onu çağır, ben onu istiyorum. Ben Ömer'imi istiyorum. Ben kendi oğlumu istiyorum. Anne, anne. Sen git. Git. Ömer'im ne zaman geleceğini bilir. O biriciktir. O doğrusunu yapar. O herkese, sana da gününü gösterir. Sen git. Yanında oğlumu getirmeden de bir daha gelme. Bu eve bir daha gelme. Anladın mı? Bu eve bir daha gelme. Thank you.
Ablamı özledim ben. Onunla konuşmayı, dertleşmeyi özledim. Ama en çok neyini özledim biliyor musun? Gülüşünü. O kadar zaman oldu ki kahkahanı duymayalı. Tamam, ısrar etmeyeceğim. Söyleme bana ne olduğunu. Ama bir bak kendine ne olur. Git bir bak aynaya. Renksiz, solgun bir kopyası gibisin ablamın. Onun için mi üstünde bir sis bulutuyla dolaşıyorsun? Eski yaşan olmadığını anlaşılmasın diye. Gözlerin eskisi gibi parlamıyor diye mi bakmıyorsun hiçbirimizin gözüne ha abla? Onun için mi bizimleymiş gibi davranıyorsun ama aslında burada değilsin? Neredesin abla? Nereye gittiysen dön artık. Ne var belinde? Fazla cacör var mı? Kumarhaneye git. Siz nereye? Atış tarihini yapmaya. Doğruyu söyle Ali. Nereye gidiyoruz? Laneti ortadan kaldırmaya. Şöyle. Kime sıkıyoruz? Geliyorum. Hoş geldiniz İzel Bey. Ben haber vereyim. Ben kendim veririm. Ezel? Bağır. Kalkma. Yorgunsun. Biliyorum. Savaşmaktan yoruldun. Hayatı tutunmaktan ellerin acıyor. Anlıyorum, artık bırakmak istiyorsun. Herkes sana umut veriyor. Ama sen en çok da umut etmekten yoruldun. Biliyorum, kimse karışamaz. Bu senin hayatın. Sen de artık ölmek istiyorsun. Ezel. Öğrendim bari. Biliyorum. Ediyorum ki benim için iyileş. Ezel yapma. Bahar, yorgunsun. Kendinin için yapacak gücün kalmadı. O zaman benim için yap. Göz göre göre seni kaybetmeme izin verme. İstemesen de, yorulsan da benim için yap Bahar. Ya Ezel yapma ne olur. Benim için iyileş. Benim için dene. Ya böyle olacak bir şey değil. Bahar. Beni seviyor musun? Beni seviyor musun Bahar? Seviyorum. O zaman benim için yap. Beni seviyorsan benim için dene. Benim için yaşa. İşimiz daha var Kamil. Bu gece Ali'yi de Yaşan'ı da ateşe atacağız. Ama ondan önce görmem gereken biri daha var. Onu da uzak tuttum kendimden. Korumak için. Ama artık yeter. Yetimhaneye gidiyoruz. Eren'e. Eren yok Ezel Bey. Yine mi kaçtı? Haber verecektiniz kaçarsa. Yok, kaçmamış. Çıkış yapmış biraz önce. Akşam olmadan gelir. Bir beyefendi gelip almış. Kim? Burada yazıyor.
Ali Kırgız. Vurdun. Ama adamın ineklerini vurdun. Geç oldu. İçeriden kızıyorlar mı geç gidersen? Kuduruyorlar. O zaman biraz daha kalalım. O elindeki alet bir tek işe yarar. Spor olsun diye ateş edilmez. Yok kendini savunacaksın. Yok adam yaralayacaksın. Hepsi hikaye. Ateş ettin mi bir tek şey için edeceksin. Niçin? Adam öldürmek için. Tabanca adam öldürmeye yarar. Gez göz arpacıkla bir arpa boyu yol gidemez. Hedefi tutturmak istiyor musun? Onun kafasını patlattığını hayal edeceğim. Kimin? O senin bileceğin iş. İstediğini koy o şişelerin yerine. İstediğine sıktığını farz et. Kimi öldürmekten bıkmazsın hiç? Babamın katilini. İyi o zaman. Çek tetiği, vur. Sen peki? Sen kimi görüyorsun? Kimi öldürmekten hiç bıkmıyorsun? Ben de Eren. Ben de aynı adam. Bilen bilir. Lanet yakana yapıştı mı? Bir daha bırakmaz peşini. Ali Bey, mal sahibi geldi. Artık kira istiyormuş. Ver arabalardan birini. Distribütör de aradı. Ödeme yapmazsanız... Geri ver arabalarını. Bir de şey, ortağınız aradı. Rakamları sevmemiş. Ona da ver bir araba anasını satayım. Dedim, olmaz dedi. Buraya geldi. Ali, oldu mu kardeşim? Açmıyorsun telefonlarını. Açıyorum, açıyorum. Bir seninkileri açmıyorum. Mehmet abi kısa yoldan halledelim bu işi diyor. Şu senin tekneyi devret, feshedelim ortaklığı. Tekne satılık değil. O gün var ya, lanet girdi gömleğimden içeri. Çıktı boynumdan yukarı. Dolandı kafamın etrafına, sonra yerleşti kulağımın dibine. Ne dedim sana? Batacaksın demedim mi? Dedim. Ne dedim? Bir başına kalacaksın demedim mi? Dedin. Hadi söyle. Pes ettim de. Olmaz. Pes mi Ali? Pes ettim de. Hadi hadi duyayım. Olmaz. Hadi çek tetiği, yolla kafayı. Olmaz. Hatırım için. Sen yap. Güzel.
Alo, Cengiz. Ortak, görüşemedik bugün. Ben sizi sıkılmadın inşallah. Başka oyuncaklar buldum kendime. Cengiz, dün konuştuğumuz şey... Ali ile ilgili. Bugün geldiğimde bir karar vermiş olur musun? Konuşalım bir izle. Bir ara yol buluruz ya, ne olacak? Ara yol yok Cengiz. Akşama bana kararını verirsen... Ben bu yola sizle mi devam ediyorum tek başıma mı onu bilirim. Orada görüşürüz ortak. Tevfik ara. Ali'nin yanına gitsin. Ne yapacak? Kulağına bir şeyler fısıldayacak. Konuşabilir miyim? Ne bekliyoruz? Kim arayacak? Çekiyor mu diye bakıyordum. Eşem arayacak. Ezel arası olmuyor mu? Çok yazar falan diye mi aramıyor? Yemi oltaya, oltaya da denize attık. Benim bildiğim Eşen kolay vazgeçmez. Benim bildiğim Eşen ikinci raunda hazırlanıyordur şimdi. Ama senin bildiğin Eşen kandırmadı mı seni Ezel? Belki sandığın kadar iyi bilmiyorsundur Eşen'i. Eşen? Ezel. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii isteyebilirsin. Benim için bir şey yapar mısın? Tabii. Ne olduğunu söylersen daha kolay yaparım. Biliyorum Cengiz'le arkadaşsınız. O yüzden yapmak istemezsen anlarım. O kadın... Bu gece kumarhanede olacak mı? Benim için öğrenebilir misin? Oraya mı gideceksin? Haklısınız, sınırımı aştım. Özür dilerim, boş ver. Yok, hayır, aslında çok fazla bir şey istemiyorsun. Öğrenmeme de gerek yok, biliyorum. O kadın bu akşam kumarhanede olacak. Gideceksin mi? Rezalet çıkarmak için değil. Camın arkasını görmek istiyorum. Ama yalnız gidemem. Benimle gelecek misin? Bana ihtiyacın varsa. Hem de nasıl? O zaman orada olacak. İlla haber ver, kumarhaneye gelsin. Bütün marifetlerini göstersin. Yere mi gidiyorsun? Uzun zamandır gitmediğim bir yere. Sen? Biri bir şey istedi benden. Ona cevap vermeye. Aç gözünü Ali. Duymadın mı dayıyı? Gelecek. Önce senin için gelecek. Sık kafalarını. Öldür hepsini. Bir sen kal ayakta. Nasıl? Ya da daha iyisi var. Pes et. Ha? Ne dersin? Olmaz. Ne
Duvarhane mi? Bir şey mi oldu? Emin olmadan bir şey söyleyip sizi zor durumda bırakmak istemem. Söylemeyip kendini mi zor durumda bırakmak istersin? Ha canım kardeşim? Bir hareketlilik var. Nasıl? Yeni adam almışlar. Ben tanımıyorum. Bir de... Konuş be adam! Cengiz Bey'e bir telefon geldi. Galiba Ezel'di. Konuşmalarını dinledim. Ali'yi bu gece halledeceğiz dedi. Başkan. Ali Bey, ben kimsenin günahına girmek istemem. Cengiz Bey, ben Ali'yi silahsız getiririm, gerisini sen halledersin dedi. Belki de ben yanlış anladım. Dön kumarhaneye işaretimi bekle. Tefo. Bu gece girip de çıkamamak var. Başka bir şey? Tefo, senle ben paralı askerleriz. Kendimiz için yaşadığımızı sanıp başkaları için ölüme giden adamlarız. Senle ben Tefo, evirip çevirip değneğin hep bu tarafını tutanlarız. Ha? Ne zaman çözecekler tasmamızı Tefo? Ne zaman vazgeçecekler kullanıp kullanıp bir kenara katlamaktan? Hiçbir zaman. Kumarhanede görüşürüz Ali Bey. Benim adım Ali. Kerpeten Ali. Oto tamircisiydim. Zengin oldum. Çünkü adam öldürdüm. Çünkü kardeş sattım. Dahası var mı? Sen bilerek yaptım. Fazlasını istedim. Her şey. Zevkinle, kahrınla fazlasını aldım. Ne cehennemden korkarım, ne de başkalarından. Ne yaptıysam kendim kendime yaptım. Ya bir gün pişman olursam deme. Bir kötülük yapıp altına imzamı çaktım. Zannettim ki özgürlüğümü satın aldım. Ali, nasıl geçti süre kalı? Domuz benden akıllı çıktı. Yok, inanma. Ali, sana harika bir haberim var. Yok, inanma. Nedir? Telefonda olmaz. Koş gel hemen. Hadi abi, hadi bekletme. Tamam, geliyorum. Ayrılma bir yere. Ha Ali, Ezel kafamın etini yiyor seninle ilgili. Seni fazla mafya bari buluyor beyefendi. Şuna bir gösterelim. Şöyle bir giyin de gel. Olmaz mı? Çıkarırım bayramlıkları. Ha Ali, bir de gözünü seveyim. Bu gece dolu gelme buraya. Bırak seninkiler oynasın kovboyculuk. Bu gece medeniyi takılalım. Birinci sınıf. Ha? Bir şey olursa sen beni korursun o zaman. Söz. Thank you.
Seni seviyorum Ezel. Her adımda yanında olacağım Bahar. Beni istemesen de orada olacağım. İyileşeceğiz Bahar. Sana söz. Hayır. İyileşmeyeceğiz. Seni seviyorum Ezel. Seni ölen bir kadının aşkıyla seviyorum. Seni son nefesimle seviyorum. Bahar. Seni yaklaşan karanlığımla seviyorum. Seni kanserli ciğerlerimle seviyorum. Ben seni yorgun yüreğimle seviyorum Ezel Bayraktar. Seni seviyorum. Seni seviyorum işte. Seni verdiğim kararımla seviyorum. Sana yalvarıyorum. Eğer bir gün sen de beni sevebilirsen böyle sev. Duramam şimdi. Şimdi düşünemem. İyi şanslar beyler. Tanıştırayım, Cengiz Atay. Oo, meşhur Cengiz Bey sizsiniz yani. Ne duyduysanız vallahi yalan. Herkes eğleniyor mu? Herkes kazanıyor mu? Ezel Bey'le bu otel işiniz olursa en çok siz kazanacaksınız. Benden söylemesi. Tekrar hoş geldiniz. Asıl siz hoş geldiniz aramıza. Nasıl getirdin bunları? Bunlar Türkiye'de otelciliği yönetirler. Biliyorum. Bunca senedir otelim var. Daha bir kere bile merhaba demişlikleri yoktur bana. Bundan sonra diyecekler Cengiz. Ali ile ilgili bir cevap bekliyorum senden. Cengiz, bundan sonra senin yerin onların arası. Ezel farkında mısın bilmiyorum ama seninle geri dönülmez bir yola girdik. Korkuyor musun? Bir bakalım ben kimim? Aa, dur bir bakayım. Sen şeysin. Geliyorum. Hepinizin oyununu bozmaya geliyorum. Tek başıma geliyorum. Hepinize meydan okumaya geliyorum. Sizler kurnazsınız. Sizler hesap yaparsınız. Ne güzel sürpriz bu. Nereden aklına geldi? Değişiklik olsun dedim. Belli oluyor. Harika görünüyorsun. Affedersiniz. Cengiz bir konuşabilir miyiz? Ha. Öncelik Eyşan'a. Eyşan buraya geldi mi dünya durur. Pardon. Yo, siz işinize bakın. Ben de bir etrafı kolaçan edeyim. Bakalım ben yokken ne gibi değişiklikler yapmışsın Cengiz. Ali. Cengiz. Ha. Evet Ali. Evet Ali. Sizin kininiz, sizin pençeleriniz, sizin sipsivri dişleriniz var.
sizin adamlarınız var. Silahlarınız var. Öğleden sonra ölüm. Anlamadım. Kokteylin adı. Siz de deneyin. Çok sertmiş. Ama güzel. Beğendiniz mi? Ben ne zamandır bundan başka kokteyl içmiyorum. Sizin ilk seferiniz mi? Evet. Ama şimdi öğrendiğime göre hep söylerim artık. İlk defa içildiğinde insanın başını döndürüyor. Ama sonra alışınca aynı hissi vermiyor. Öyle mi? Niye içiyorsunuz o zaman? Ben içmezsem unutulur gider. Bazen şey diyorum. İlk kadehi ben almıştım elime. Herhalde son kadeh de benim olacak. Arada biz fanileri de mutlu ediyorsunuz. Siz misafirsiniz. Ben ev sahibi. Gözünüz kaldı. Buyurun bunu da için isterseniz. Bana iyi bakın. Bütün bar benim. Sizin ne içtiğiniz o kadar umurumda değil ki. Bir tane daha lütfen. Ben tek başıma geldim. Çünkü bende olan şey sizde yok. Çünkü utanç dinmeyen tek fırtınadır. Utanç en acımasız düşmandır. Utanç en büyük lanettir. Cengiz, sonuçta ne yapmaya karar verdin? Konuştuğumuz şey ortak. Almak için vermek gerekiyormuş ya. O lafa da hiç ikna olmadım ama madem oyunun kuralı o, Ali'yi göndermek için vereceğiz biz de bir şeyler. Ali'yi buraya ortak yapıyorsun yani. Batırır seneye burayı. Şaka bir yana, hak etti ha. Kesin çok sevinecek. Sürprizi bozmayalım da. Evet canım, dibi düşecek. Çağırdım, gelir şimdi. Silahsız gel dedim. Dedin ya sen. Şu otelcileri kıllandırmayalım giderek. Cengiz, benim de çorbada tuzum olsun dedim. Dün Ali'nin birkaç adamı iltica etmiş. Ben de bazı tanıdıkları aradım. Ha, bunlar mı? Ha. Tamam. Ali gelince baksın bir. O zaman ortak, son pürüzü de ortadan kaldırmış ol. Hadi bakalım. Thank you.
tehlike. Seni aramaya çalıştım, bak. Bak. Delirdin mi sen Ali ya? Delirdin mi? Oyunu yaptınız lan bana. Sattınız lan beni. Ne oyunu lan? Al. Kasanın anahtarı. Ortak yapacaktım seni buraya. O yüzden çağırdım. Sürpriz yapıyorduk. Bunlar mı? Senin için buradalar. Seç diye. Oyun falan yok ortada Ali. Delirdin mi sen? Benim aklım karıştı biraz. Cengiz. Git abi. Git hemen. Evine git. Git. Tamam. Tamam ben gideyim. Dinleneyim biraz. Uyuyayım ben biraz. Cengiz. Yarın geleyim ben. Yarın falan gelme Ali. Tamam. Ne zaman geleyim? Hafta sonu geleyim ben. Hafta sonu da gelme. Hatta hiç gelme Ali. Git. Git Ali. Evine git. Hemen git. Cengiz. Yeter seni sırtladığım Ali. Git. Git. Ali. Buraya kadarmış Eşen. Ben bu yükle buraya kadar gelebildim. Oturmak ister misin? Ezel, götür beni buradan. Toparladınız mı ortalığı? Bir masa kaldı Cengiz Bey. Postalı inerken kapatıyoruz. Ama gitmiyor, akrabanızmış. Damat. Ne dedim ben sana? Çocuk muyum ben Cengiz? Laf dinleyeceğim. Telaş etme. Mekanı merak ettim. Güzelmiş.
Çocuğum, oradan bir viski açın kayınbabaya. Damadın zulasından. Ne istiyorsun Serdar? Kazanmak Cengiz. Kalsın kızım. Kalsın yavrum. Kalsın çocuğum. Kalsın değil mi Cengiz? Sağ ol çocuğum. Son oyun. Bir daha da buraya gelirsen salarım Ali'yi peşine. Duydum ki o bugün itibariyle izne ayrılmış. Süresiz. Gene duydum ki senle biz bize kalmışız burada ortak. Çıkın. Hepiniz çıkın. Yanlış adamla oynuyorsun Serdar. Yanlış kurban seçtin kendine. Sen beni fırlatıp bir kenara atabileceğini mi zannettin? He? Sen bana burun kıvırabileceğini mi zannettin? Ben bir kere senin dünyana girdim mi, o dünyayı kafana geçirmeden oradan çıkmam. Ben yakışıklı Serdar'ım. Bir yerde bir oyun varsa, oyunun kralını ben oynarım. En büyük parsayı ben toplarım. Sen eskide kalmışsın Serdar. O günler geçti. Öyle bitiririm artık seni. Yap yeni hamleni. Durma. O güne kadar da her hafta 10.000 cukka sayacaksın bana. Bir zahmet. Neyine güveniyorsun Serdar? Sana Cengiz. Senin korkaklığına. Sende bu var. Evet. Ama bu yok. Tırt. Bu yok sende. Bu Ali'de var. Ama o yok. E takım halinde çalışmayınca sen sadece konuşuyorsun Cengiz. İşte ben de buna güveniyorum. Peki, hadi damat. Haftaya görüşürüz. Ha? Torunumu öp benim için. Ciao. Ben beni üzüklerinde ne yapardım biliyor musun? Ne yapardın? Gizli bir yerim vardı. Kafamın içinde. Oraya giderdim. Kimse bana erişemiyor orada. Kimse beni üzemiyor. Kim üzüyordu ki seni? Erkekler. Bütün erkekler. O zaman belki de senden uzak durmalıyım ha? Hayır, uzak durma. Yaklaş. Yaklaş, ısınmayacağım seni.
Ya da belki de ısırırım. Hadi seni evine götüreyim. Eve gitmeyeceğim. Oraya gideceğim. Beni orada bir görsen, o kadar güzelim ki Ezel. Şimdi de güzelsin. Değilim. Orada güzelim. Mutluyum çünkü. Sevdiğim herkes orada var. Sevmediğim kimse yok. Ben var mıyım? Sen yoksun. Niye? Çünkü sen yasaksın. Bunu da yüzüne gözüne bulaştırdın Ali. Evet. Şimdi doğruyu söyle bana. Sor. Niye yaptın? Niye sattın Ömer'i? Kıydın bana. Kes sesini. Niye izin verdin ölmeme? Ali abi. Bak bana. Kes sesini. Niye Ali abi? Niye yaptın? Ne dedim ben sana? En başa döneceksin demedim mi? Dedin! Bir başına kalacaksın demedim mi? Dedin. Hadi söyle. Vazgeçtim de. Pes ettim de. Sen kazandın de. Sen kazandın de. Sen kazandın. Sen kazandın lan. Ömer seni de mi öldürmek istiyor? He? Neyse boş ver. Neymiş sorunumuz? Serdar, kumarhaneye geldi, şantaj yapıyor. İliğimizi sömürecek herif. Ne gülüyorsun? Çünkü önüne gideni bu sefer kendim temizleyeceğim. Yanlış anladın. Senden yardım istemeye değil, sana yardım etmeye geldim Ali. Serdar öterse en çok sen yersin. Bu işi bitirirsen kumarhaneye geri dönersin. Ortak olarak. Hadi Ali. Kimi kandırıyorsun?
Her şeyi başlatan adamı öldürmek istemiyor musun sen ha? Ha? Seni katil yapan adamı öldürmek istemiyor musun? Geldiğini kimseye söyledin mi? Yok, dediğiniz gibi. Sizin burası güzel yermiş. Güzelim tekne gitti. Bura kaldı. İlahi adalet. Ne olarak işletiyorsunuz burayı? Mezba. Evrakları getirdin mi? Evet. Buyurun. Bu itirafı hiçbir baskı olmaksızın kendi hür irademle yaptığımı teyit ederim. Ali Kırgız. Başla. Bahsi geçen 18 Eylül 1997 tarihli kumarhane soygunu siz mi işlediniz? Bunu götürünce Ömer serbest kalacak mı? Evet. Dediklerinizle örtüşürse olaylar, Ömer Uçar serbest kalır. Evet, ben yaptım. Ben işledim. 18.09.1997 tarihinde arka kapıdan içeri girdim. Yalnız mıydınız? Hayır. Cengiz Atay da yanımdaydı. Orada çalışıyordu. Kapıyı o açtırdı. Ben sonradan içeri sızdım. Güvenlik görevlisini kim öldürdü? Ben öldürdüm. Doğruyu söylediğinizi, arkadaşınızı hapisten kurtarmak için yalan söylemediğinizi nereden bileceğiz? 4.350.654 dolar. Bu rakamı bizden başka bilen olamaz. Parayı dörde böldük. Serdar Tezcan, Eyşan Tezcan, Cengiz Atay ve Ali Kırgız. Kerpeten Ali diye de eklemeyi unutma. Biz yaptık. Dördümüz. Bu çocuk oyunundaki gibi oldu. Serdar tasarladı, Eyşan yakaladı. Cengiz pişirdi, ben de kestim. Sonra afiyetle yedik dördümüz. Ömer'i. Niye? Onu da mı anlatmam gerekiyor? Cengiz? Uzun zaman oldu Ali abi. Yok yok, tam zamanı. Ben de senden bahsediyordum. Bugünün gazetelerini okudun mu? 8 sene sonra gazete oku diye mi arıyorsun Cengiz? Özgürüz Ali abi. 8 yıl sonra ilk defa bugün özgürüz. Ali? Ali? Haber mi aldın? Hayır. Ölüm haberi aldım. Bitti mi artık Ali? Bitti. Aklından geçeni söyle.
Benim de hep gittiğim bir yer var içimde. Bir şeyi çok istediğimde. Ama erişemediğimde. Ben var mıyım orada? Bugün varsın. Ne yapıyoruz? Ya hadi söyle, hayal kurmak da mı yasak? Ne yapıyoruz? Söyleyemem. Bunu mu? Ayşen. Ben Bahar'la beraberim. Ona bunu yapamam. Sen yapabilir misin? Üzüldüm. Sonunda utanç, aşktan da ölümden de güçlüdür. Utanç, durduğu yerde ateş olur yakar. Kül edip dağıtır adamı. Tek tek toplayana dek kendini. Öyle çok acır ki canım. Sonunda utanç. Merhametsiz eder misin?